İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Dünyada bir ilk. Rus bilim insanları nükleer santrallerin ömrünü ve güvenliğini artıran yeni bir teknoloji geliştirdi. Dünyada bu teknolojiyi ilk kullanan Rosatom oldu. Kış lastiği zorunluluğu için son günler. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 2 gün sonra başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği takmayan her ticari araca 715 lira ceza yazılacak. Bu ceza miktarı sadece Aralık ayı için geçerli. Son günü beklemeden bir an önce lastikler değiştirilmeli dedi. Çukurova Gazetesi. Mersin üzerinde sıkı bir pazarlık yapıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 büyük şehirde aday çıkarmayacağını belirten MHP lideri Bahçeli'ye Mersin jesti yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Akşener arasındaki görüşmelerin Mersin'le birlikte 2 ilde tıkandığı iddia edildi. Haydi Mersin maça! Bu sezon Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı 2. Lig'de mücadele eden Mersin Olimpik Yetenekler Spor Kulübü'nün başkanı Ali Yanaç, hem futbolda hem ulusal hem de yerelde Mersin'i temsil etmenin sevinci içinde olduklarını dile getirerek, Mersinlileri 2 Aralık Pazar günü Toroslar Suni Sentetik sahada Adana Spor'la karşılaşacakları maça davet etti. Haberci Gazetesi. Bilimi değil, iktidarı destekliyor. Eğitim Senden Rektör Profesör Doktor Çamsarı'nın yeniden atanmasına tepki. Karnesi kırıklarla dolu. Bilimi değil, iktidarı destekliyor. Vergi rekortmeni muhasebeciler ödüllendirildi. Mersin'de 2017 yılı gelir vergisi matrahlarına göre meslek grubunda ilk 5'e giren serbest muhasebeci ve mali müşavirler ödüllendirildi. İmece Gazetesi. 5 milyar liralık teşvik proje start alıyor. Bir yıllık şirkete 5 milyar 319 milyonluk proje verildi. Üstelik KDV'den muaf, vergiden muaf, yatırıma %85 destek, sigorta prim desteği, stopaj desteği, personel desteği, faiz ve kar payı desteği, enerji desteği sağlandı. Avusturya'dan gelip Müslüman oldu. Mutta Müftülüğe müracaat eden Avusturyalı Komelya Emiliana Krakoviç, düzenlenen ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olup Zeynep adını aldı. Güney Gazetesi. Yerli üretim arttırılmalı. Mersin Tarım Destek Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Murat Okşar, sektörün dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle zor günler geçirdiğini belirterek, vakit kaybedilmeden zirai ilaç ve gübrede yerli üretime odaklanmalı ve yerli üretimi arttırmalıyız dedi. Alevi Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı. Mersin'de 10-11 Kasım'da düzenlenen 1. Alevi Kadınlar Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi açıklandı. Yeni Güney Gazetesi. İhracat Türkiye'nin bel kemiği. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında OSB'lerin ülke ekonomisine katkısını ve ihracatını artırmak amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. İş adamını kör ettiler. Mersin'de yolda yürürken yanından hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösteren iş adamı aldığı kemer ve bıçak darbeleri sonucunda sağ gözünü kaybetti. Hakimiyet Gazetesi. Vergi politikaları adaletsiz.
Türkiye Kamusen Mersin İl Temsilcisi Metin Ercan, kayıtlı çalışanların vergilendirme konusunda yolunacak kaz gibi görüldüğünü belirterek, vergi politikalarındaki adaletsizlik nedeniyle düşük ücret alan ve büyük ölçüde ülkenin en fakir kesimini oluşturan kamu görevlileri, kit çalışanları, işçiler ve asgari ücretliler kısa sürede bir üst vergi dilimine tabi olmakta, maaşları düşmekte ve Temmuz ayında aldıkları maaş zammının büyük bölümünü artan gelir vergisi ödemesine gitmektedir, dedi. Önce kameralara, sonra polise yakalandı. Mersin'de 16 marketten cep telefonu ve cüzdan çalan bir kişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Akdeniz Gazetesi. Emniyet FETÖ'ye göz açtırmıyor. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anamur takımlarının isyanı. Mersin Süper Amatör Lig'de mücadele eden Anamur takımları hakem hatalarından dertli. Tarsus Yeni Doğuş Gazetesi. Tarsus'ta karma resim sergisi. Tarsus'ta Ahmet Bağ ve Cumali Balcı resim atölyesi kursiyerlerinin eserlerinin sergilendiği karma resim sergisi açıldı. Tarsus'ta kablo hırsızlığı. Tarsus'ta karayollarına ait 824 metre aydınlatma kablosu çalındı. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Pozantı-Tarsus istikameti Gülek Tüneli mevkisinde aydınlatma direklerine ait çeşitli ebatlardaki 824 metre uzunluğundaki aydınlatma kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.